Merhaba arkadaşlar. Sistemlerle ilgili son videomuzdayız. Üreme sistemi ile sistemler kısmını bitiriyoruz. Sonra 12. sınıf konularına geçeceğiz. Bir sonraki videoda DNA replikasyonu, daha sonra protein sentezi, genetik şifre falan bunlarla ilgili soru çözeceğiz. Sonra fotosentez, solunum ve en son bitkilerden çözeceğiz. Şimdi bakalım diyor ki üreme sistemi çıkmış sorularımıza bakalım. 2011 LYS Diyor ki, aşağıdaki pardon, yukarıdakilerden hangileri kuş ve sürüngenlerde embriyonun gaz alışverişini sağlar? Arkadaşlar, embriyonun gaz alışverişini sağlayan kuş ve sürüngenler. Bu yapıyı söyleyebilmek için şöyle yapalım. Bakın şu yumurtamız, yumurtanın yapısı. Yumurtanın dışarısında bulunan kabuk zaten kırmızıyla çizdiğim yer kabuktur. Yumurtanın bir altında şöyle bir Tabaka daha bulunur arkadaşlar Biz bu tabakaya koryon tabakası diyoruz Ve yumurtanın içerisinde bulunan embriyoyu dışarıdan koruyor Şurada bir hava boşluğu vardır Ve hava almasını sağlar O yüzden koryon hava almasını sağlıyor Daha sonra şu bizim embriyomuz olsun Embriyo Bu bizim embriyomuz Embriyonun içerisinde bulunduğu keseye Biz amniyon kesesi diyoruz Amniyon kesesi hem içerisinde bulundurduğu sıvı sayesinde Ne yapıyor? Embriyoyu korumuş oluyor Burada amniyon kesesinin gaz alışverişi Bilgisi yoktur daha sonra içeride e, vitellus kesesi dediğimiz bir kese bulunur. Şuralarda bir yerde vitellus kesesi de ne yapıyor? Beslenmeyi sağlıyor. Bu da yapmaz. Buna bağlı olan yine şuralarda bir yerde arkadaşlar alantois kesesi vardır. Alantois kesesi hem boşaltım atıklarının depo edildiği yerdir hem de yine gaz alışverişini sağlayan bir yapıdır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 aşık olacak. 2014 YGS'de çıkmış bir soru diyor ki aşağıda 3 ayrı döllenme olayı şematize edilmiştir. Şimdi buraya baktığınız zaman arkadaşlar birincisinde üreme ana hücresi olan yumurta mitoz bölünme geçiriyor. Bu yumurtalar farklı spermlerle dölleniyorlar ve iki tane zigot oluşuyor. Bunlar birbirinden farklı canlılardır, değil mi? Farklı. İkincisine bakıyorum. Yumurta spermle dölleniyor. Döllendikten sonra zigot mitoz geçiriyor. Bakın bu tek yumurta ikizidir. Tek yumurta ikizi. İkinci pardon üçüncüye bakıyorum. Buradaki yumurta arkadaşlar aynı yumurta mitoz bölünme geçiriyor. Daha sonra mitozdan sonra mayoz geçiriyor. Yumurtalar ne yapıyor? Farklı spermlerle dölleniyor arkadaşlar. Bunlar da nedir? Çift yumurta ikizi olarak söyleyebiliriz. Pardon şu yukarıdaki çift yumurta ikizidir. Şurası çift yumurta ikizi. Şu alttaki de zaten normal kardeşlerdir. Normal kardeşler. Burada ikizlik yok. Diyor ki yukarıda verilen şemaların hangilerinde oluşan hücrelerin şöyle yuvarlakla gösterilmiş. Çekirdeklerindeki kalıtsal maddenin tamamen birbirinin aynısı olması beklenir. Tamamen birbirinin aynısı olabilmesi için kalıtsal maddenin tek yumurta ikizi olması gerekiyor. Bakın, çift yumurta ikizinde farklı spermlerle dölleniyor aynı yumurta. Normal kardeşlerde zaten farklı farklı yumurtalar dölleniyor arkadaşlar ama tek yumurta ikizinde yumurta spermi döllendikten sonra dölledikten sonra mitoz bölünme geçiriyor ve tek yumurta ikizliği ortaya çıkıyor. O yüzden tamamen birbirinin aynı olması demek tek yumurta ikizliği demektir. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Üçüncü sorumuz insanda spermatogenezin aşamaları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar spermatogenezin aşamalarını şöyle anlatayım. Şimdi testislerde iki en kromozomlu spermatogonim dediğimiz sperm hücreleri bulunuyor. Bu sperm hücreleri mitoz bölüme geçirirler ve hücreler oluşturuyorlar. Bu hücrelere biz birinci spermatosit diyoruz. Birincil spermatosit. Daha sonra bu birinci spermatositler mayoz 1 geçirirler. Mayoz 1. Mayoz 1 sonucunda da en kromozomlu iki tane hücre oluştururlar. Bu iki tane hücreye de ikinci spermatosit diyoruz. Daha sonra bunlar mayoz 2'yi geçirirler. Mayoz 2 var burada. Mayoz 2. Mayoz 2 sonucunda oluşan yine en kromozomlu hücrelere spermatit diyoruz. Spermatit. Bu spermatitler de olgunlaşarak neye dönüşüyorlar? Spermlere dönüşüyorlar. İşte kuyruk kazanıyorlar falan. Şimdi bakalım. A şıkkı zaten bizim yazdığımızı göstermiş. B'ye bakıyorum. Birinci spermatositler, mayoz 1 geçiriyorlar direkt spermatite dönüştürmüşler. Hayır mayoz 2 de olması lazım B şıkkı gider. C şıkkına bakıyorum. Spermatogonimi direkt mayoz bölünme olarak göstermiş. Hayır ilk önce mitoz geçiriyor. Bu da gitti. Spermatogonim mitoz geçiriyor. Mitozdan sonra direkt mayoz 2'yi göstermiş. Hayır arkadaşlar önce mayoz 1 gerçekleşir. E şıkkına bakıyorum. Mitoz geçirmiş bakın. Mitozdan sonra bir kere daha mitoz geçirmiş. Hayır mayoz geçirmesi gerekiyordu. Burada doğru olan hangi şıktır? Tabii ki A şıkkıdır. Bizim anlattığımız şekilde çizmiştir. Gelelim dördüncü sorumuza. İnsanda dişi bireyde menstruel döngü sırasında kandaki östrojen ve progesteron seviyesinin değişimi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar östrojen seviyesini artıran hormon FSH hormonudur. FSH hormonu da kanda e, kadınlardaki menstrual döngüde 1 ile 14. gün arasında seviyesini artırıyor. Dolayısıyla onun seviyesi arttıkça östrojenin seviyesi de artıyor. Dolayısıyla östrojenin böyle pik yapması gerekmiyor. Tabii ki ikisi aynı anda artmaz. Östrojeni burada azalır olarak göstermiş yanlış. Sabit olarak göstermiş yanlıştır. Burada da östrojeni artıyor. Progesteronu azalıyor olarak göstermiş. Bu da yanlıştır. Burada en doğru grafik B grafiğidir. Bakın Östrojen ne yapıyor? Artıyor 1 14. gün arasında. Daha sonra birazcık azalırken sonra tekrardan biraz daha artmaya başlıyor. Östrojenin grafiği bu. Progesteron ise LH hormonu tarafından uyarılan bir hormondur. Ve LH'ın 14. günde çok üretildiğini biliyoruz. Çünkü 14. günde yumurtlamayı sağlıyor arkadaşlar LH hormonu. LH üretildikten sonra ne olacak? Progesteronun seviyesi artmaya başlayacak. Burada da grafikte zaten progesteronu artar, artar olarak göstermiş. Cevabımız bursa şıkkı olur. 5. soru. Bakın. Beşinci soruyla altıncı soruya dikkat edin. Biri 2016'da LSE'de çıkmış diye 2018 MSÖ'de çıkmış. Normalde MSÖ'de e, TT soruları soruluyor ama 2018'de böyle bir soru sormuşlar. Yanlış bir olmuş bence. Diyor ki şekilde insanda diş üreme sisteminin bazı kısımları numaralarla gösterilmiştir. Ha 2018 MESÖ'de neden soruldu? Çünkü normalde o zaman 10. sınıf konusuydu. Üreme sistemi. O yüzden sorulmuştur. 2018'den sonra 11. sınıf alındı. O yüzden daha TT'de sorulmadı. Bakalım ilk önce kısımlarını yazalım arkadaşlar. Bakın bir numaralı yapı nedir? Yumurtalıktır. 2 numaralı yapı fallopi tüpü yani yumurta kanalıdır. 3 numaralı yapı rahimdir. Rahim veya endometriyumu da gösteriyor olabilir. 4 numaralı yapı vajinadır. Vajina sırasıyla gidiyor zaten. Sonra 5 numaralı yapı da servikstir. Serviks. Bakalım bize ne soruyor? Diyor ki: Normal menstruasyon döngüsünde önce dokusu kalınlaşan, kılcal damarları genişleyen, kan miktarı ve mukus salgısı artan döllenme gerçekleşmediğinde ise kalınlaşmış dokusu parçalanarak dışarı atılan yapı. Arkadaşlar bu yapı hangisidir? Tabii ki rahimdir, değil mi? Rahim ee, hormonların etkisiyle yapısındaki kılcal damarları artırılıyor. Dokusu kalınlaşıyor. Bunun sebebi de eğer döllenme olursa embriyo gelip buraya rahatlıkla tutunabilsin diye. Her ay bu olaylar gerçekleşiyor. Eğer döllenme olmazsa parçalanarak dışarı atılıyor arkadaşlar. Yani cevabımız 3 numara olur. C şıkkı olur. Altıncı sorumuza bakalım. Normal olarak insan vücudunda döllenmenin gerçekleştiği ve embriyonu tutunarak gelişimini tamamladığı döllenmenin gerçekleştiği yer neresidir? Fallopi tüpüdür yani yumurta kanalıdır. Bir numara fallopi tüpüdür. 2 numarada nedir zaten? Endometriumdur arkadaşlar. Yani rahimdir diyebiliriz. Buraya rahim ya da endometrium diyecek. Cevabımız denizli şık olacak. Direkt zaten isimlerini sormuş. Şekilde de göstermiş. Şekle bakarak da yapabilirsiniz. Burada söylediklerini bilerek de yapabilirsiniz. Şekle bakarak yapmak her zaman daha doğru olur. Çünkü şekil daha çok akılda kalıyor. Şurası fallopi tüpü yani yumurta kanalı. Burada 2 numaralı yapıda nedir? Rahimdir yani endometriumdur diyebiliriz. 2022 ayete Dişi üreme sisteminin kontrolünde görev alan östrojen ve progesteron hormonları ile ilgili hangisi yanlıştır? Östrojen ve progesteron hormonları yumurtalıklar tarafından üretiliyor. Doğru arkadaşlar. Östrojen FSH etkisiyle üretiliyor. Progesteron da LH etkisiyle üretiliyor. Diyor ki östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanması FSH ve LH tarafından kontrol edilir. Doğru. Hem östrojen hem de progesteron rahmin embriyo gelişiminde hazırlanmasından sorumludur bu da doğru arkadaşlar östrojen ve progesteron birlikte kılcal damarların kalınlaşmasını sağlıyorlar işte rahim duvarının kalınlaşmasını kılcal damarların yoğunlaşmasını sağlıyorlar doğru östrojen ve progesteronun kanda belirli seviyenin altına düşmesi endometriyumun parçalanmasına sebep olur doğru arkadaşlar. Bu da doğrudur. Zaten progesteron düştüğü zaman direkt düşük meydana geliyor. O yüzden doğrudur. Döllenme gerçekleşmediğinde korpus luteumun parçalanması östrojen ve progesteron derişiminin hızla artmasına sebep olur demiş. Hayır. Korpus luteum dediğimiz o sarı cisim parçalandığı zaman östrojen ve progesterona artık ihtiyaç kalmaz. Neden? Çünkü östrojen ve progesteronun bir görevi de korpus luteumun parçalanmasını engellemektir. Eğer döllenme gerçekleşmezse bunlar bu engellemeyi durdururlar ve korpus luteum parçalanır. Dolayısıyla östrojen ve progesteron da ne yapar? Düşer seviyesi. Burada hızla artmasına sebep olur dediği için yanlıştır. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Böylece bitirdik arkadaşlar. sistemleri bir sonraki videoda protein sentezi ve DNA replikasyonu ile ilgili soru çözeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.